Selamlar Webrins TV takipçileri. Bugün sizlerle sadece zenginlerin değil, işçi sınıfının da araba alabilmesi, kullanabilmesi, kalifeli eleman bulundurarak daha iyi ve daha düzenli araç üretmek için kurulmuş bir şirket olan Ford şirketinin tarihine ineceğiz. Müzik isminden de anlaşılacağı üzere kurucusunun soy ismini almıştır yani Henry Ford. 12 kişinin 28 bin dolar yatırım yaparak kurduğu Ford günümüzde en fazla otomobil satan markalardan biri konumundadır. Şirket ilk arabasını 20 Temmuz 1903 yılında yapmıştır. Daha sonra Henry Ford'un şirket ve fabrika çalışanlarının da otomobil sahibi olabilme olanağı sunarak geliştirdiği Ford Model T 1908 yılında piyasaya sunulmuştur. Henry Ford'un seri üretim metodunu bulmasının ardından üretim hızının arttırması ve maliyetleri düşürmesiyle beraber 1913 yılında 12,5 saat olan şas üretim süresi 2 saat 40 dakikaya düşmüştür. Bunun yanı sıra Ford aynı dönem içerisinde çalışanlarının maaşlarını iki katına çıkararak günlük 9 saatlik çalışma sürelerini de 8 saate düşürmüştür. Rakip şirketler bunu kapitalizme uygun görmese de yıl sonunda Ford Amerika'daki tüm arabaların %50'sini üretiyordu. 1918 yılında ise ülkedeki arabaların yarısı Model T olmuştu. Bunun yanı sıra bu modelin fabrika çıkış renginin siyah olmasının sebebi de siyah boyanın en hızlı kuruyan boya olmasıydı. 1927 yılında Model T yerine Ford modeli A'ya bıraktı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Amerika'daki büyük buhran döneminde ise Amerika'daki tüm şirketlerde olduğu gibi Ford'da da bir çöküntü yaşandı ve birçok fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı döneminde tank üreterek şirket ayakta kalmaya çabalarken savaş sonrasında Ford tekrar eski günlerine dönmeye başladı. 1955 yılında halka açılan Ford sonraki yıllarda Kanada, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede fabrikalar açtı. Türkiye'deki ortaklığı %51 oranında The Ford Motor Company'ye %49'u otosan anonim şirketi olarak başladı. 3 Ekim 1997 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile Ford ve Otosan hisselerini işledi. Böylece Otosan Anonim Şirketi yeni ismiyle Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi yani Ford Otosan ortaya çıkmış oldu. 1997 yılında ortaklık eşitlemesinden sonra Ford Avrupa'nın ekonomi bulunmadığı için askıya aldığı bir proje Türkiye'nin üretim kabiliyeti ve ekonomik koşulları nedeniyle Türkiye'ye aktarıldı. Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için 50 bin adetlik bir kapasiteye ihtiyaç vardı ve İstanbul fabrikası bunun için uygun değildi. Böylece yeni bir yer arayışına başlandı. Birkaç alternatif yer değerlendirildi. Sonunda Gölcük'te deniz yoluna açık bir arsa bulundu. Ulaşılan bu seviyeyle Ford Otosan Kocaeli Fabrikası Avrupa Ford Fabrikaları arasında denetçiler arasında 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında Best Plant in the World olarak adlandırıldı ve en iyi notu elde edip birinci oldu. Bir dönem Ferrari'yi satın alan Ford, Enzo Ferrari'nin yarış takımının Ford'un yönetmesini istemesiyle bu anlaşmayı bozdu. Bunun peşinden gelen büyük bir rekabet Ford'un GT40 modeliyle Ferrari'yi yenmesiyle sona erdi. Bunun ardından bu efsane model hem yarışlarda hem de üretimden çekildi. Ford'un merkezi günümüzde Dearborn, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Bünyesinde Mercury, Lincoln'in de bulunduran Ford ayrıca Mazda'ya da ortaktır. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri... Devletleri'nin en büyük araba kiralama şirketlerinden biri olan Hertz'in de sahibidir. 2005 yılında spor modeli Ford Mustang yeni bir yüz sunmuş olan Ford, tasarımındaki eski Mustang'ın ruhunu yansıtan agresif çizgilerini koruyarak üç farklı modele beğenilerle toplamıştır. 45 yıldır Mustang efsanesini üreten Ford, 2010 modeliyle Mustang'ın yeni bir boyut getirmiştir. Tabi bu durum yılların getirdiği tecrübe, kararlılık ve özveri sonucunda oluşmuş bir başarı hikayesidir. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.